Ne diyeyim şimdi Ebru Hanım'a? Burada demişsin zaten. Belki başka bir şey için gelmiştir. Tamam saftır ama aptal değil herhalde. Nerede şimdi Ebru Hanım? Murat Bey'in odasında. Of Murat, konuş dedim şu Ebru'yla. Saklanır iş mi bu? Ebru, hoş geldin. Girsene. Ebru Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. İyi misin? Vallahi sinirlerim çok bozuk. Murat da Halfeti'ye gitti. Biliyorsundur zaten. Neyse ki akşam dönecek. Ali, ben bugün kızların okuluna gittim. Taksitlerle ilgili sorun var. Ya nasıl mahcup olduğumu anlatamam sana. Bak niyetim kimseyi işinden etmek değil ama bunun sorumlusu kimse, bunu hemen halletmesi lazım. Ya bir ay değil, 2 ay değil. O kadar çok birikmiş ki. Sen bunu hallet. Yani bugün yatması lazım. Söz verdim okula. Ne oldu? Ödeyemeyiz. Şirkette para mı yok? Ben ne diyeceğim okul müdürüne? Ali bir şey söyle. O zaman yarın yatıralım ha? Bir şey söylesene Ali. Anladığını sanmıyorum Ebru. Aç gözlerini artık. Battınız. Ali, diğer tüpü getir oğlum. Oğuz komutan, ne oldu? Bir şey mi buldular? Tüpleri değiştirin. Hayır Kendal Bey. Arkadaşın tüpünde bir arıza çıkmış da onu değiştireceğiz. Ha, öyle mi? Henüz bulamadık ama bulacağız inşallah. İnşallah komutan, inşallah. Ben çok dedim Murat'a, saklamayalım, anlat her şeyi. Ama o hep bir yolunu bulacağına inandığı için inat etti işte. Neredeyse 3-4 aydır her şey hızla kötüye gidiyor. Şirketleri, Antep'teki bahçeleri, fabrikaları, yalıyı, bütün banka hesapları. Yani kısaca üzerinize ne varsa, aklına ne geliyorsa hepsi ipotekli. Yani o boynundaki kolye bile senin değil artık. Bana sorarsan da ödemenin imkanı yok. Hep düzelir diye umut ettiği için sana söylemedi. Ama çırpındıkça da battı. Kendal'ım! Kendal'ım! Telefon çalıyor beyim. Alo Murat, hayatım neler oldu bir bilsen. Yenge, Kendal ben, Kendal. Murat'ın abisi. Aa, pardon, karşıdan ses gelmeyince ben Murat sandım. Murat nerede? Bu arada merhaba. Yenge, Murat yok. Nerede peki? Yenge, Murat Fırat'a düştü. Nehre, kayıp. Ne oldu anlamadım. Nehre işte. Ne? Peki iyi mi şu anda? Kaç saat oldu? Hiçbir haber yok. Aman Allah'ım. Alo. Alo, alo yenge. Yenge. Hah, arıyorlar. Ama tabii kaç saat oldu? Çıkmadı. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam yenge, tamam. Recep! Ağam buyur. Baran nerede? Şehirde ağam, gelmedi daha. Haber vermediniz değil mi? Yok yok, sen verme dedim, vermedik ağam. İyi, vermeyin. Gece şehirde kalsın, sen de hemen yanına getir. Ben gelin diyene kadar Baran'a oyalar. Tamam. Hiç kimse haber vermesin, anladın mı? Haydi. Ana, Özlem, Melek, haydi eve gidin. Bekleşmeyin burada böyle. Oğlum, ben şimdi eve damla sığamam. Ana, insanların gönlüne yüksünüz burada. Rahat bırakın da rahat çalışsın insanlar ya. Haydi. Hadi ana. Özlem, haydi. Narin, teyzem kızım, anamı yalnız bırakma, haydi. Ana, ben gitmesem. Ben Murat'ı almadan gitmek istemiyorum. Narin, kızım. Kendal gidin dediyse vardır bir bildiği. Orada beklesen de kader, aynı yazıyı burada beklesen de. Gel hadi, Kendal'ı kızdırmayalım. Sevim, bilmiyorum. İnan hiçbir şey bilmiyorum. Murat kaza geçirdi dediler. Ben de gidiyorum. Tamam Ebru Hanım, tamam. Ben çocuklara belli etmem. Siz merak etmeyin. Tamam. Ebru Hanım. Evet. Bir haber var mı? Buldular mı Murat'ı? Yok, ben de bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Ben eşinizin teyze oğlu Fırat. Hı-hı. Araç şurada. Şunları al. Kapınız kapanmadı. Sert çekersen. Yok yok, ben rahatım. Bunlar kalabilir. Oğuz komutan, nedir durum? Havanın kararmasıyla birlikte rüzgar da şiddetini arttırdı. Dalgıçların aramasına son verdim. Adamlarımı daha fazla riske atamam. Gelmesin demişsin. Niye gelmiyorum amca? Koçum, tatil verdim sana ben. Yusuf abin aradı, başarını anlattı. Ben de seni ödüllendireyim dedim. Fena mı? Büyüksün amcam benim. Sabah görüşürüz o vakit. Karga yemeden sabahın köründe damlama ha. Yok, kalkamayız zaten biz de. Haydi kapat. Hayırlı akşamlar. Anamın haberi var değil mi? Var, var oğlum. Dedim ben. Haydi görüşürüz. İyi eğlenceler. Hoş geldin yenge. Kendal ben. Ne oldu? Nedir son durum? Ha? Kaç saat oldu? Hiçbir şey yok. Çok mu derin burası? Kaç dalgıç arıyor? Başlarında biri yok mu ha? Bari bir konuşsaydık. Burası sizin evin önündeki havuza benzemez yenge. Arkadaşlar sabahtan beri arıyorlar. Hem gece vakti ne göreceksin, ne bulacaksın ki? Ama Fırat bu. Aldığını geri verir mi, vermez mi bilinmez. Deme öyle. Murat bulunacak. Bizim de umudumuz o yenge. Bir saniyede ömrümüz çöktü burada. Ellerimin arasından kayıp gitti kardeşim. Sen yanında mıydın? Nasıl oldu kaza? Murat çok iyi yüzer. Ne kazası yenge? Sen yanlış anlamışsın. Ben sana anlatayım. Murat geldi. Abi dedi. Batıyorum abi dedi. Bayan kim? Oturduk, dertleştik. İşi geldi. Çocuk gibi ağladı, ağladı. Sonra da attı kendini Fırat'a. Tutamadım. Kaşla göz arasında kaybolup gitti. Taş gibi suyun dibine çöktü kaldı. Aradım, taradım ama bulamadım. Yani senin anlayacağın yenge, benim kardeşim canına kıydı, canına. Yok, hayır. Bu gerçek olamaz. Murat böyle bir şey yapmaz. O bizi bırakmaz ki. Ne diyorsun sen kadın? Abisiyim ben onun. Kardeşim o benim. Yok, yok, yok. Yanlış anladınız. Benim sadece aklım almadı. Aklın neye alıyor peki ha? Ben mi attım Murat'ı suya? Ellerimle ben mi boğdum onu ha? Bunu mu demek isteyin? Yok yok, öyle bir şey demek istemedim. Beni yanlış anladınız. Bakın, bakın benim niyetim kimseyi suçlamak değil. Ama Murat böyle bir şey yapmaz. O çok güçlü biri. Batmışsınız yenge. Paralar suyunu çekmiş. Dayanamadı adam işte. Bu da mı yalan ha? Batmadınız mı yani? Yok, doğru. Çok doğru. Ama biliyorum Murat böyle bir şey yapmaz. O çok güçlüdür, o hep savaşır. Asla vazgeçmez. Ne ettiyseniz adam canından bezmiş. Yoksa benim kardeşim günahı da sevabı da bilir. Böyle yetişti burada o, böyle. Cehennemde yanacağını bile bile atmazdı kendini suya. Kıymazdı canına. Kendal Bey, Kendal Bey lütfen birazcık sakin olun. Hanımefendinin de acısı ortada, lütfen. Rıza, su getir hadi. Benim suyum var. Buyurun. Peki ne olacak şimdi? Bugünkü aramaları sonlandırdık. Yarın gün ışığıyla beraber devam edeceğiz. Lütfen yapmayın. Bakın belki biraz daha arasanız Murat'ı bulacaksınız. Lütfen. Hanımefendi, bu saatten sonra arasak da sağlıklı bir arama yapmış olmayız. Yalvarırım lütfen. Narin bacım, bir kolonya getirin. Hiç bana öyle bakma teyzem kızı. Abin istedi buraya getirmeyi. Bana diyecek bir şey var mı oğlum? Değişen hiçbir şey yok ana. Ne biliyorsan o. Ana iç şunu. Sabah kalkamazsın, sana güç lazım. Sağ ol bacım. Melek, bir baksan. Gelin, gelin Ebru. Ne oldu? Yenge, bayıldın, biz de seni eve getirdik. Peki jandarmalar gitti mi? Murat'ı hala arıyorlar değil mi? Henüz bulamadılar, sabah bir daha bakacaklar. Sen niye ayaklandın gelin? Yok bir şey Kadriye Hanım. Ben sadece kocamın yanına gidiyorum. Nereye, kime gideceksin? Yol yok, ışık yok. Bırak teyzem oğlu ya. Ne hali varsa görsün. Ben eve gidiyorum. İyi tamam. Hayırlı akşamlar. Anam gözünü seveyim. Bir yudum için. Kurbanın olayım ana. Merak etme teyzem kızı. Yüz yüze bile gelmeyecekler. Buyurun, işiniz ısınsın. Dövüşlü filme girelim. Aslanım, sen ne istersen. Ondan sonra da döneriz artık. Oğlum dedim ya, bak Kendal abi siz akşama kadar gezin, sonra birlikte döneriz dedim. Abi, ha, hayırdır? Ha, bir şey yok oğlum ya. Filmi kaçıracağız koçum onunla, gel hadi. Baran oğlum. Nasılsın Mehmet emmi? Vallahi çok üzüldük oğlum. Fırat işte, yutar adamla. Allah sırayı bozmasın. Başın sağ olsun. Baban çok gençti. Saatten sonraki durumumuz çok zor Kendal Bey. Öyle deme Oğuz komutan. Mezarı boş mu kalacak kardeşimin? maalesef çok zor. Bence siz anneyi bu duruma yavaş yavaş alıştırsanız iyi olur. Ne zaman bitireceksiniz aramayı? Havanın kararmasıyla birlikte biz de sonlandırırız. Allah'ım ya, ne yapıyor bu kadın? Başımıza iş açacak. Yavaş koltuk altına. Sakin, sakin, sakin. Saçları. Sakin. Battaniyeyi al. Yavaş, yavaş bak. Gömleğin düğmeleri sökülmüş. Eğer vücudu şiştiyse üstünden çıkmıştır. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Ha? Baran benim oğlum. Onu yıllar önce elimden aldınız. Hem Ebru ölü doğduğunu zannettiği çocuğunu karşısında görürse mutlu olur. Ben de bu vicdan azabını çekmekten kurtulurum. Buna cesaret edemezsin. Öyle bir ederim ki. Ebru'ya her şeyi anlatırım. Baran'ı da alırım. Yeniden bir aile oluruz. Hem neden bu hikayenin tek kaybedeni ben oluyorum? Yapamazsın. Buna asla izin vermem. Asla! Ailenin tek geleceği Baran, değil mi? Babam da öyle söylüyordu. Özlem'in de bir kızı olacakmış. Artık hiç umudun kalmadı. Tek umudun Baran. O yüzden bunu ben yaşayayım istemiyorsun. Baran benim oğlum. Bunu hazmedemiyorsun. Ama nafile. O benim oğlum. Yeri de benim yanım. Babası benim. Sus lan! Gebertirim lan seni! Dur abi dur! Kimse bilmeyecek dedin! Ebru Baran'ın, Narin'in değildi. Kendi çocuğu olduğunu bilmeli. Baran senin oğlun değil, benim oğlum! Anladın mı? Anladın mı? Abi! Gebertirim lan! Kimse Baran'ı benden alamaz!